dosyanızın alpleri, erenleri, Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanlığımızın hazırlamış olduğu bu nezih toplantıya her biriniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Milliyetçi Ülkücü Hareket'te siyaset yapmak her baba yiğidin harcı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset bedel ister. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset fedakarlık ister. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset feragat ister. Hasılı kelam, Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset adamlık ister, adamlık. Tamam mı? Tabii yeter artık. O geldiğimde de ifade etmişti. Yeter, yeter. Bu abiler her yerlerini doldurdu. Kastamonu'daki işte dokunduk, bokunduk, gönüllere dokunduk. Dedik ki biz senin nerelere dokunduğunu biliyoruz Tahsin Babaş. O şeyi izlemişsinizdir değil mi? Maskeli Beşler. İşte Maskeli Beşler'in Kıbrıs versiyonunun başrol oyuncusu Tahsin Babaş. Yardımcı oyuncusu da Kazım Şahin Çahin. Haberiniz olsun. Ben ona dedim, ben boşa konuşmam. İyi ki bizden gitmişsin dedim Kazım Şahin. Ha, Kıbrıs'ı mesken tutarak Tosya'da siyaset yapamazsın, yapamaz. Yaptırmaz bu Tosyalılar sana. Ha? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Öyle mi? Edepsizlik yapmayacaksınız. Ben altında kalacağım hiçbir sözü söylemem. Hiçbir cümleyi kurmam Kazım Şahin. Kıbrıs'tan Tosya yönetilmez. O gün demiştim, açtırma ağzımı bana. Şimdi yine söylüyorum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal kimliğine hiçbir zaman saygısızlık yapmadım, yapmam. Cumhur İttifakı bu. O gün de söylemiştim. Tayyip Bey duysa senin bu yaptıklarını seni bir gün tutmaz. Bulunduğun siyasi partiye de yakışmıyorsun demiştim. Onun için Sayın İlçe Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanı. Bak benim sana herhangi bir sözüm var mı? Diyorum sana bak AKP'nin kurumsal kimliğiyle Tosya'da da, Kastamonu'da da, İnamoğlu'da da, Kübra'da da, Doğanyurt'ta da hiçbir yerde sözüm yok. Ama belediye başkanlarınıza sahip çıkacaksınız, sahip. Olmuyor. Size de yakışmıyor. Maksadım, muradım bu. Sayın İlçe Başkanı. Bana cevap vermeye kalkıyorsun. Sen niye veriyorsun cevabı? Canım kardeşim. Sen niye yoruyorsun kendini? İşin sahibi çıksa da yüreğe yetiyorsa kursa ya bir cümle. Kursa ya bir cümle. O Audi'ler duyuyorsunuz değil mi? Kulaklarını çınlatayım da o Audi'ler, Maudi'ler. Kazım Bey, beni raydan attırma. Bilgi olmayan hiçbir konuyu ben dahil hiçbir ülkücü konuşmaz. Ama bilgiyle, toplumla, Tosyalı'yla paylaşmak bizim boynumuzun borcu. Değerlendirmesi Tosya altında. Daha neler var neler. Hele bir cevap versin. O zannediyor ki Tosya'ya bir daha gelmeyeceğim. Geleceğim baba, geleceğim, geleceğim. Geleceğim. Sen Tosya'dan gidinceye kadar ben Tosya'ya geleceğim. Anladın mı beni? Ben laf olsun diye konuşmuyorum. Ben Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Kastamonu İl Başkanıyım.
Siz maşallah perdeyi kapatmışsın. Sizin için ne Allah korkusu, ne kuldan utanma. Onun için sosyal gibi davranacaksınız. Sosyal. Bu ruha uygun hareket edeceksiniz. Burası sizin babanızın çiftliği değil. Yanılmaya işte. Ya diyorum ya, Allah korumuş bizi ha. Yani Cenab-ı Hakk'a da dua ediyorum. Bu Allah'tan bizden gitmiş gitmiş. Rahat olun yani, iyi ki gitmiş. Tosya halkı da bunu görsün. Onun için değerli Tosyalar, Tahsin Babaş'a dediğim gibi, yol bitti Kazım Efendi. Bitti, bitti. Daha şu saatten sonra sen Tosya'da belediye başkanlığı olamazsın. Ben de Yüksel Aydınsan. Tamam. Bu dönem hak ettiğimiz yerde olalım. Bak alperenlerimiz bir bir gidiyor. Onlar bizi oradan izliyor. Unutmayın bunu bak. Bu vebalin altından kalkamazsınız. Burada böyle bir kepazelik olacak. Siz burada ıvır zıvır konularla birbirimize Allah aşkına yapmayın. Bak sağ olsun aday adaylarımız burada. İkisine de üçüne de şükranlarımı arz ediyorum. Arz ettiğimiz tablo buydu. Böyle olmalı, böyle olmalıyız. Yani görevleri bize nasip eden Cenab-ı Hak. Yarın ne olacağımızı, şuradan çıktığında ne olacağını bilemiyoruz ki. Söylüyoruz bu hareket, dualı hareket. Biri diyor maskeli beşlerden beni çıkar. Benim, ben diyor az şeyim, onlar kadar değilim diyor. Düştükleri duruma bak. Araya kimleri koyuyorum. Ama maskeli beşlerdeki Kazım Şahin'in rolü gerçek, gerçek. Haberiniz olsun. Vallahi gerçek, billahi gerçek. Daha ne diyeyim size ya? Değerli dava arkadaşlarım, değerli hanımefendiler. Hep söylüyorum, aslan gibi bir adayımız var. Yakışıklı, efendime söyleyeyim, orman mühendisi, ÜK ocaklarında yetişmiş, ahlaklı, kişilikli, onurlu, şerefli. Az önce dediğim gibi adam gibi adam. Abi koluna gireceğiz. 1 Nisan sabahı o ülküsüne kurban olduğum üçleri Tosya Belediyesi'ne asacağız. Asacağız mı? Ülkücü hareket, dualı hareket de Tosya'da dualı bir şehir. Bu da var. Ama ha, ona göre davranalım. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, birbirimize saygıyı, sevgiyi, hürmeti eksik etmeden. Bakın şimdi yalnızlığımızı paylaşıyoruz, garipliğimizi paylaşıyoruz. Bak bizim bir sürü işsizimiz var, bu milletin aşsızı var. Bunların öyle bir derdi yok, yok. Yok. Olmadığı için bulundukları noktalarda böyle. Bunlar hırslarına yenik düşmüşler. Hırslarına yenik düşmüşler. Onun için adına kurban olduğum Tosya. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın Türk devleti. Yaşasın ülkücü milleti hareket. Ne mutlu Türk milleti. Herkese saygılar sunuyorum.